Ramazan geliyor geçiyor, müsait olan bile ne yapmıyor? İtikafa. Yani kendisini 10 gün mesle kapatıp, telefonunu, Facebook'unu, WhatsApp'ını, Twitter'ını, Instagram'ını kapatıp, eline sadece Kur'an'ı alıp, ellerini semaya kaldırmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son 10 gününde ne yapardı? Mescide itikafa girerdi. Değil mi? Hatta tevaffahudu, ölünceye kadar. Yani İmam Şafii'nin dediği gibi bu İslam ümmetinin haline şaşılır diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra bütün Ramazanlarda itikafa girmiştir. Ama ümmeti Muhammed'in haline şaşılır diyor. Ramazan geliyor geçiyor. Müsait olan bile ne yapmıyor? İtikafa. Yani kendisini 10 gün mesle kapatıp, telefonunu, Facebook'unu, WhatsApp'ını, Twitter'ını, Instagram'ını kapatıp, eline sadece Kur'an'ı alıp, ellerini semaya kaldırmak zor geliyor bu ümmete. Zor geliyor. Dışarıda o kadar tatlı bir dünya var ki, müsait olanlar için söylüyorum. Adamın müsait değildir, işi vardır. O onun bileceği bir şey. Kimseyi biz temize çıkarmayız. Herkes kendi bileceği bir hesabı var. Ama müsait olduğu halde, işi gücü, vakti müsait olduğu halde bu fırsata yanaşmayanlar, bu kampanya yanaşmayan insanlar var. Ya Allah'tan korkmak lazım. Bugün bir markette bir kampanya duyuyoruz. Ta 3-5-10 kilometre olmasına rağmen arabamıza biniyoruz. Gerekirse dolmuşa biniyoruz. Gidiyoruz o kampanyadan yararlanmak için. Niye? 3 kuruş aşağı almak için. Ya Ramazan gelmiş. Büyük bir kampanya. Bu kampanyadan istifade etmek istemiyor muyuz? Bu rahmet ayında affolunmak istemiyor muyuz? Bu ayda cehennemden azat olunmak istemiyor muyuz kardeşler? Vallahi gaflet var üzerimize, gaflet. Namaz insana zor gelirse bu gaflettir. Kendi nefsimizi muhasebe etmek zorundayız kardeşler. O yüzden bu itikaf meselesinde kardeşler ne yapmamız lazım? Kendimize bir sünnete göre ayar vermek zorundayız kardeşler.